Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplumun farklı kesimlerine sağladığı destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar gerçekleşiyor. Kasım ayına sayılı günler kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kasım ayında hangi sosyal yardım ödemesini ne zaman hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktaracağına dair araştırmalar gerçekleşiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kasım ayında da aile destek paketi ödemelerini, evde bakım maaşını, sosyal ve ekonomik destek ödemesini vatandaşlara iletecek. Söz konusu destek ödemeleri için bekleyiş devam ederken, farklı yardımlara dair açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Aile Bakanlığı Destek Ödemesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, sosyal yardımlardan faydalanan hanelerde bulunan ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri ailesinden farklı bir ilde eğitim görmeleri durumunda ulaşım yardımı ödemesinden yararlanabilecekler. Üst limitinin tek yön için 750 TL olduğu ulaşım yardımına ilişkin geçtiğimiz süreçlerde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimiz bu eğitim-öğretim döneminde de sürecek. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2023 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 750 TL olurken, şu ana kadar 10 milyon TL'lik kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteğimizden 58 bini aşkın öğrenci yararlandı, demişti. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım Başvurusu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ailelerde bulunan çocukların eğitim hayatlarına destek olabilmek için hayata geçirdiği ulaşım yardımı ödemesine ilişkin araştırmalar devam ederken, üst limitinin 750 TL olduğu destekten nasıl faydalanacağı merak ediliyor. Destek ödemesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılması gerekirken, konuya ilişkin bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru metninde, Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılması gerektiğini hatırlattı, denildi.